Merhaba arkadaşlar. Bugün ısı aktarımı hakkında konuşacağız. Isı aktarımının günlük hayatımız üzerinde gerçekten büyük bir etkisi vardır. Örneğin, ısıyı doğru ya da verimli olarak aktarabilirsek bilgisayarlarımız yanmadan çalışabilirler. Daha az enerji kullanan evler tasarlayabiliriz ya da yemek pişirebiliriz. Ve aynen bu radyatörün yaptığı gibi bizi sıcak ya da soğuk tutar bu durum. Şimdi Bugün ısı aktarımının 3 değişik çeşidini yani 1 iletim ya da kondüksiyon, 2 taşınım ya da konveksiyon ve 3 ışımayı inceleyip günlük hayatımızda nerelerde karşımıza çıktıklarına dair örnekler vermeye çalışacağım sizlere. Bunun için termal bir kamera kullanacağız. Termal kameralar cisimlerin yaydıkları radyasyonu görüp sıcaklıklarını hesaplayabilirler. Soğuk cisimler sıcak cisimlere göre daha az radyasyon yayar. Kamera bu radyasyonu kaydeder ve bir görüntü yaratır. Görüntüdeki renkler ise sıcaklıkları gösterir. Açık renkler yüksek sıcaklıkları, koyu renkler ise düşük sıcaklıkları simgeler. Örneğin bu görüntüde elim sıcakken Elimin altındaki bakır tel soğuk. Bu arada kameranın her zaman doğru olduğunu da söyleyemeyiz. Gelin bir çakmağın alevine bakalım arkadaşlar. Alev elimle aynı sıcaklıktaymış gibi görünse de sıcaklığı aslında 2000 derece Celsius'tur. Ve bu sıcaklık kameranın gösterebilmesi için çok yüksektir. Şimdi çakmağı ve bakır teli kullanarak ısı aktarımının ilk çeşidi olan iletim ya da kondüksiyona bir göz atacağız. Şimdi gelin çok basit bir deney yapalım. İletim ile ısı aktarımı aralarında sıcaklık farkı olan iki değişik cismin birbirine değmesiyle gerçekleşir. Görüntüde telin sağ tarafının çakmak sayesinde ısındığını görüyorsunuz. Bu noktada Tel'in bir ucundaki sıcaklık çok yüksekken diğer ucundaki sıcaklık düşüktür. Isı aktarımı yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa doğru gerçekleşir. Isı şu an düşük sıcaklıktaki kısma doğru ilerliyor. Görüyorsunuz değil mi? Zamanla ısı aktarımı enerjiyi yüksek sıcaklıktaki kısımdan düşük sıcaklıktaki kısma taşıdıkça cismin iki ucundaki sıcaklık da birbirine ne yapar yaklaşmaya başlar örneğin bir bina yaparken sıcağı ya da soğuğu içeride tutmaya çalışırız bir duvarın ısı tutabilme kapasitesi kalınlığına ve ısı iletkenliğine bağlıdır kalın malzemelerin dışarıya ısı kaçırma olasılığı daha düşükken ısı iletkenliği yüksek olan malzemeler de daha çok ısı geçirimine olanak verir bu metal kapı ile bu köpük arasında ne gibi bir fark var dersiniz? Hangisi daha çok ısı geçirir? Peki, geleneksel bir malzeme olan bu kerpiç tuğlalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir duvarın ya da kapının sıcaklığı onu çevreleyen havanın sıcaklığından farklı olduğunda taşıma ile ya da konveksiyon adını verdiğimiz ısı aktarımı yöntemiyle ısı aktarımı gerçekleşmeye başlar. Bu deneyde bir çakmak, bakır bir tel ve kartondan yapılmış bir fon kullanacağım. Çevresindeki havaya göre daha soğuk ya da sıcak olan bir cisim, havanın yükselmesine ya da alçalmasına sebep olur. Mesela burada bakır tel ısındıkça, ısınan havanın yükselip soğuk havanın sıcak havadan oluşan boşluğu doldurduğunu görüyoruz. Bu bakır telin iletim ile soğumasına göre daha çabuk bir soğuma sağlar. Bakır teli karton fona doğru ittirirsek, bakır telden yükselen sıcak havanın kartonu da ısıttığını görebiliriz. Isınan havaya konveksiyon akımı denir ve bu doğal konveksiyonun bir parçasıdır. Doğal konveksiyon bazen yeteri kadar hızlı değildir. Mühendisler bunun için zorlamalı konveksiyonu kullanırlar. Örneğin bilgisayarlar fazla ısınmamak için zorlamalı konveksiyonu kullanırlar. Evet, bilgisayar fanları işte bu işe yarıyor. Kamerayı kullandığımızda bu bilgisayarın sıcak kısımları e, olarak ortaya çıkıyor, gözüküyor. Yani bu kısımlar. Bu parçalar çok ısındığında bilgisayar fanları buralardaki sıcak havayı çekmeye başlarlar. Ve toplanan sıcak hava bilgisayarın yan tarafından dışarı atılır. Az önce tüm cisimlerin radyasyon yaydığından bahsetmiştik. Sıcak bir cisimden yayılan radyasyon soğuk bir cisme çarptığında soğuk cismi ısıtmaya başlar. Buna da ışınma ya da termal radyasyon denir. Bu sefer de çok parlak iki ışık, bir parça alüminyum folyo ve karton fon kullanacağım. Işıklar açıldığında ne olacak bir bakalım. Işıklardan gelen radyasyonun ya da ışınmanın karton tarafından emildiğini görüyoruz ama emilirken alüminyum folyo tarafından geri yansıtıldığını da görüyoruz. Işıkları söndürdüğümüzde ise kartonun alüminyum folyonun altında kalan kısmının ısınmadığını görüyoruz. Güneş çok ama çok sıcak bir cisimdir. Termal ışımasıyla tüm dünyayı ısıtır. İşte bu yüzden binalar tasarlanırken pencerelerin konumu ısı mühendisliğinin çok ama çok önemli bir parçasıdır. Güneşten gelen radyasyon pencerelerden geçtiğinde içerideki nispeten daha soğuk cisimleri ısıtmaya başlar. Bu ısı daha sonra iletim ve taşıma yoluyla binanın içinde yayılmaya başlar bir binayı kışın daha sıcak ve yazın daha soğuk yapmak için tasarımda termal ışımayı tercih etmek, değerlendirmek gerekir. Soğuk ortamlarda binaları ısıtmak için radyatörler kullanılır. Bu cisimler radyatör olarak adlandırılmış olmasına rağmen ısı aktarımı için hem taşımayı hem radyasyonu yani ışımayı kullanırlar. Radyatörlerden her yöne yayılan termal ışıma yanına yaklaştığınızda sizi de ısıtır. Isınan hava daha sonra da doğal konveksiyon ile binanın diğer kısımlarına aktarılır. Isı aktarımı için daha çok örnek düşünebiliriz. Mühendisler olarak görevimiz ise tüm bu bilgileri kullanarak dünyayı daha iyi bir yer yapabilmek değil mi?